Sözlerime büyük usta komünist şair Nazım'ın dizeleriyle başlamak istiyorum. Sana düşman, bana düşman, düşünen insana düşman. Vatan ki onların evidir sevgilim, bunlar vatana düşman. Ülkede bir sürü sorun var. Halk ağır bir sefaletle uğraşıyor. İnsanlar işsiz. Kadınlar katlediliyor. Ve sokaklarda insanlar, hapishanelerde avukatlar açlık grevinde adalet arıyor. Ve iktidar bütün bunların ortasında bekçi kanunu getiriyor. Bizim bir farkımız var herkesten. Biz bekçi kanunun temeline de, ruhuna da, kendisine de karşıyız. Biz halka karşı her çeşit zor örgütünün kendisine karşıyız. İktidar bekçi kanunu getiriyor. Ne zaman getiriyor? Amerika'da insanlar polis terörü için sokaklara döküldüğü zaman getiriyor. Anadolu Ajansı'ndan TRT'sine, Cumhurbaşkanı'ndan televizyonda konuşan herkesine polis şiddetini protesto ediyor. Başkalarının ırkçılığına lanetlemek, başka devletlerin polis şiddetine kavga etmek, protesto etmek kolay. Ben dün Kadıköy'deydim. 50-60 tane genç Amerika'daki polis şiddetini protesto için bir basın açıklaması yapacaktı. 500 tane polis getirdiler. Ve o polisler o gençleri copla, kalkanlarla eze eze gözaltına aldılar. Ben yanlarındaydım. Ve polis terörünün ne olduğunu ben orada gördüm. Şimdi bekçi kanunu getirerek aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar. Amerika'da halk ayakta. George Floyd'un ırkçı bir polis tarafından öldürülmesine karşı ayakta. Ama sadece bir ırkçılığa karşı ayaklanma değil o. Çünkü Amerika sadece bu salgın döneminde 100 bin insan öldü. Amerika'da 30 milyon insan işsiz kaldı. Ölenlerin %80'i yani yaklaşık 80 bini siyahlardan ve Latinlerden oluşuyor. İşsiz kalanların çoğu da oradan oluşuyor. Ve Amerikan hükümeti de aynı şeyleri yapıyor. Derler ki insanlar Beyaz Saray'ın önüne yığıldığında Trump sığınağa kaçmış. Çok doğaldır. Halk harekete geçtiğinde, halk ayağa kaçtığında zorbalar sığınaklara sığınırlar, sığınağa kaçarlar. Ve biz şimdi bekçiye silah vermeyi, bekçiyi güçlendirmeyi tartışıyoruz. Peki ne zaman tartışıyoruz? Salgın döneminde polislerin Eyüp'te, polislerin Zeytinburnu'nda, polislerin Kadıköy'de insanları tartakladığı, evlerinin kapılarını kırmaya çalıştığı ve onlara sövdüğü her çeşit hakaret yapıp onların elleri kelepçeleyip gözaltına aldığı zaman tartışıyoruz. İktidar bir kolluk kuvveti yaratıyor. Ben buradan bütün halklara sesleniyorum. Bu iktidarın bu yasası onun hem niyetlerini hem korkularını ortaya koyuyor. Bu yasayla bu iktidar halka karşı yeni bir silahlı güç yaratmaya çalışıyor. Korkusu mu? Korkusu basit. Gezi başkaldırısının 7. yılındayız. Bu ülkenin en onurlu hareketinin 7. yılındayız. Ve biz biliyoruz ki Gezi'nin korkusu hala sarayın bin odasının arasında dolaşmaya devam ediyor. Ve iktidar bütün bu yolsuzluğu, bütün zulmü, sefaleti ve yoksulluğu engellemek için bu ülke halkının elini toprağa basıp başını kaldırmasını engellemek için, haksızlığa ve adaletsizliğe karşı çıkmasını engellemek için zor aygıtlarını güçlendirmeye, halkın karşısına polisle, bekçiyle çıkmaya çalışıyor. Ben buradan açık ve net bir şey söylemek istiyorum. Gezi'nin yarıda bıraktığını bu halk tamamlayacak. Öfke biçiyor, zulüm ekiyorsunuz ve öfke biçeceksiniz. Bu sefaletin, bu yoksulluğun, halka karşı bu hoyratlığın ve zorbalığın karşılığını bu halktan alacaksınız.
Amerika'da olanlardan korkun. Gezi'yi hatırlayın ve yeni bir Gezi'yi bekleyin. Üstüne alınan çok rahat anlayabilir. Zorba kimse, hırsızı kim koruyorsa, katili kim koruyorsa o üstüne alınacak. Halk ayağa kalkacak ve bu iktidarı da, iktidardan geri kalan hepsini de süpürecek. Ve bunun için bu zorbalığa ihtiyaç duymayacak. Halkın kendi vicdanı bunun hesabını soracak ve bu bekçi kanunuyla, bu polis yasalarıyla bunu engelleyemeyeceksiniz, bunu böyle bilin.